Adana'daki Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak yapılaşma her geçen gün artıyor. Bir yandan da göle moloz ve kanalizasyon atıkları dökülüyor. Kent halkı ve çevreciler bu sorunların çözülmesini istiyorlar. Detayları Özlem Çağlayan'ın haberinden izleyelim. Derme çatma yapılar, kanalizasyonu olmayan tuvaletler, çevreye zehir saçan moloz yığınları. Her geçen gün kıyıda yükselen işletme ve konut tipi yapılar. Bu görüntüler Adana Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak yapı işgali gözler önüne seriyor. Pozitif bilimi yok sayarsak işte buraya yapı yaparız, moloz dökeriz, içine inşaat yaparız. Doğayı talan eden yapılaşmayla birçok çevre suçu işleniyor. Bütün bu havza boyunca yapılan yanlışları üstte koyduğunuzda gerçekten tam bir yok oluşa koşuyoruz ya. Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kamu arazileri kaçak yapılarla işgal altında. Şehrin merkezinde bulunan gölün kıyısına kadar varan yapılaşma doğal hayatı, tarımı ve kent yaşamını tehdit ederek ciddi sorunlara neden oluyor. Bu kontrolsüzlük ve denetimsizlikten kaynaklı bir durum. Gölün kenarında şu anda ticari işletme olarak ruhsatsız ve izinsiz özellikle bu yarımada kısmında çok fazla işletme var. Yani çoğunun elektriği, suyu kaçak ya da bir yerden çekilmek gibi tamamen derme çapma yani. Altyapısı ve kanalizasyon bağlantısı olmayan yapılar atıklarını arıtmadan suya bırakıyor. Moloz dediğiniz, yani sizin ürettiğiniz işte için çimento koyuyorsunuz, demir koyuyorsunuz, başka kimyasallar koyuyorsunuz. Bunların tamamı suya geçecek. Menderes Yarımadası'nı genişletmek için astbestli moloz dökülmesi de halk sağlığını tehdit ediyor. Bu nehre yapılan her kötülük, her attığımız poşet, her attığımız kimyasal, her atık tekrar gelip bizi buluyor. ESD'nin izinsiz göl çevresine yapılan dolgu ve istinat duvarları da doğal hayata zarar veriyor. Bunlar çok daha riskli. Çünkü suyun belirli bir kotu var ve bu kot üzerine çıktığı zaman orada doldurma ile yaptıkları yerde bir tesis yaptıklarında insanların can güvenliğini de tehlikeye atmış olacaklar. Kaçak yapılaşmanın en çarpıcı ve en çirkin örneklerini Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Menderes Yarımadası'nda görmek mümkün. Burası kentin tam merkezinde yeşille mavi buluşturan vatandaşların önemli dinlenme alanlarından bir tanesi ancak birçoğu barakadan bozma kaçak yapılarla işgal edilmiş durumda. Eskiden böyle değildi. Eskiden e, ee, desteği Barajın orada bizim e, geniş bir piknik alanımız vardı. Orası da kapandı. E, bu kez buralar vardı, şu taraflar vardı. Gördüğünüz gibi hep villalar yapılmaya başlandı. Yani şu anda yer bulamıyoruz. Uzmanlar ve vatandaşlar göl çevresindeki işgallerin durdurulmasını istiyor. Öncelikli olarak DSEİ'nin bu yapıların temizlenmesiyle, kaldırılmasıyla ve oranın normal doğal yapısına kavuşturulmasıyla ilgili bir organizasyonu başlatması gerekiyor.